Merhaba sevgili çocuklar. Ben Özel Gündoğdu Okullarından 1. sınıf öğretmeni Hatice Atıcı. Bugün sizinle 4. ünitede 2. bölümde bulunan doğal sayılarımızda toplama işlemini birlikte işleyeceğiz. Şimdi kitaplarımızdan hemen sayfa 114'ü açalım. Doğal sayılarda toplama işleminde bugün verilmeyen toplananı bulma konusunu birlikte yapacağız çocuklar. Toplama işlemimizde toplanan, toplanan ve toplamdı terimlerimiz. Toplananlardan biri verilmediği zaman o toplananı nasıl bulacağımızı birlikte öğrenelim. Ayşe'nin 4 oyuncağı vardı. Doğum gününde hediye gelen oyuncaklarla birlikte 6 tane oyuncağı oldu. Doğum gününde hediye gelen oyuncak sayısını bulalım. 4 tane oyuncağı vardı. 6 tane olduğuna göre 4'ün üzerine 6'ya kadar sayalım. Elimizde olan oyuncak sayısı 4 tane olduğu için çocuklar 4'ü yuvarlak içerisine alıyoruz ve üzerine sayıyoruz. 5, 6. Kaç tane sayı saydık? 1, 2 tane. Öyleyse doğum gününde gelen hediye oyuncakların sayısı 2 taneymiş. 2'yi yerine yazdıktan sonra doğru yapıp yapmadığımızı kontrol etmek amacıyla çocuklar toplamamızı bir de bu şekilde yapalım. 4 artı 2 eşittir 6. 4'ün üzerine 2 saydığımızda 6 ediyorsa eğer yaptığımız işlem doğrudur. 4'ün üzerine 2 sayalım. 5, 6. Öyleyse yaptığımız işlem doğru çocuklar. 4 balonum var. Kardeşim de 2 balon verdi. Şimdi kaç balonum oldu? Nasıl bulabiliriz bunu çocuklar? Evet, bunu bir toplama işlemiyle buluruz. Büyük olan sayıyı aklımızda tutup, 2 tane parmağımızı açıp, büyük olan sayının üzerine sayabiliriz. Veya modelle 4 tane balonumuz varmış. 1, 2, 3, 4 tane balonumuz varmış. 2 tane balon da kardeşi vermiş. Onu farklı renkte çizelim. Evet, şimdi toplamda kaç balonumuz olduğunu sayalım. Burada 4 tane vardı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Öyleyse bu grup başlangıçta bizde olan 4 balonu ifade ediyor. 4'ün üzerine 5 ve 6 olarak saymaya devam ediyoruz ve böylece toplam sonucumuzun 6 olduğunu bulabiliyoruz çocuklar. 4 balon, arttan sonra 5 ve 6 diye 2 balonumuzu sayıyoruz. Öyleyse sayma işlemimiz 1 ve 2 tane olarak sonucu en son ulaştığımız sayı bize elde ettiğimiz toplam miktarı gösteriyor. Evet, aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Verilmeyen balonların sayılarını bularak boş kutucuklara yazınız diyor. Birinci örneğe bakalım birlikte. 4 tane pembe balonumuz var yazılmış. 6 tane mavi balonumuz var yazılmış. Toplamda büyük olan sayının üzerine küçüğü ekleyelim. Her zaman için daha kısa yoldan yapmış oluruz. 6, 7, 8, 9, 10 tane balonumuz var. Evet, şimdi 5 tane pembe balonumuz var gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda da 10 tane balonumuz var. Öyleyse 5'in üzerine mavi balonları sayacağız. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Mavi balonların sayısına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Öyleyse 5 balon, 5 balon daha 10 balon yapar çocuklar. Başlangıçta 3 balonumuz var pembe. 7 tane de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de mavi balonumuz var. Hatırlıyor musunuz çocuklar? Bizim toplamları 10 eden sayılarımız vardı. 1 ile 9, 2 ile 8,
7 ile 3, 6 ile 4 ve 5 ile 5'in toplamları 10 ediyordu. Bunları asla unutmayacağız. Çünkü toplamları 10 olan bu sayıları hatırladığımız takdirde bu toplama işlemlerinde verilmeyenleri çok daha kolay bulabiliriz. 9 ile 1, 8 ile 2'yi topladığımızda 10 ediyordu. 7 ile 3'ü topladığımızda 10 ediyordu. 6 ile 4'ü topladığımızda toplam 10 oluyordu. 5 ile 5'i topladığımızda da toplam 10 oluyordu. Birinci toplanan verilmemiş bu örnekte. İkinci toplanan 7. Toplamda 10 olduğuna göre 7 ile hangi sayıyı toplarsam 10 eder diyorum. Hemen kolay toplama işlemlerinde 7 ile hangi sayıyı topladığımda 10 ettiğini buluyorum. Demek ki verilmeyen sayı 3'müş. Zaten modelimizde de verilmeyen balonlarımızın sayısı 3 tane çocuklar. 7 mavi balonumuz vardı. 7, 8, 9, 10. Pembe balonlarımızın sayısı modelde çok açık bir şekilde gösterilmiş. Evet, sayfalarımızı çevirelim. Tamer'in 5 kalemi var. Züleyha'nın verdiği kalemlerle 8 kalemi oldu. Züleyha'nın Tamer'e kaç kalem verdiğini bulalım diyor. Evet, 5 tane Tamer'in var ama Züleyha da kalem vermiş. 8'e kadar 5'in üzerine saymamız gerekir. Bunu iki şekilde yapabiliriz çocuklar. 5'in üzerine parmaklarımızı kapatırız. Birer birer eklemeye devam ederiz. Her eklediğimiz sayı için bir parmağımızı açarız. Ve böylece kaç parmağımız açıksa 8'e ulaştığımızda o kadar sayı eklenmiş demektir. Yani 5'in üzerine birer birer ekleme yapıyoruz. 6, 7, 8. Şu anda 3 parmağımızı açtık. Öyleyse Züleyha 3 kalem vermiş Tamer'e. Hemen buraya da 3 yazıyoruz. 5 ile 3'ün toplamı da 8 eder çocuklar. Zaten üzerine saydık. Şimdi sıra sizde diyor. 10 kalem kutunun içinde var. 17 tane kalemimin olabilmesi için kutunun üzerine daha ne kadar kalem eklemem gerekir? Benim başlangıçta 10 tane kalemim vardı. Bunu yuvarlak içerisine alıyorum. Bu benim elimde olan kalemim. Şimdi bunun üzerine çocuklar, bunun üzerine aralarına virgül koyarak birer tane kalem ekliyorum. Bir kalem ekledim 11 oldu. Bir daha ekledim 12 kalem oldu. Bir daha ekledim 13. Bir daha ekledim 14. Bir daha ekledim 15, bir daha ekledim 16, bir tane daha ekledim 17. 17'ye kadar sayıları bu şekilde yazıyoruz. Sonra yazdığımız sayıları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 17'ye çocuklar 7. sayıda ulaşmışım. Öyleyse 7 tane kaleme ihtiyacım var. Yani 10 kalem, 7 kalem daha 17 kalem yapar. Çocuklar bunu böyle uzun uzun yazmak yerine parmaklarımızı sayarak da yapabiliriz. Burada 10 tane kalemimiz var. 15 kalem olması için bütün parmaklarımızı kapatalım ve her ilave ettiğimiz bir kalem için bir parmağımızı açalım. 10, bir parmağımı açtım 11. Bir daha açtım 12, bir daha açtım 13, bir daha açtım 14, bir tane daha açtım 15. Benim şu anda 5 tane parmağım açık olduğu için 10 ile 5'i toplarsam 15 eder diyorum. Eğer başlangıçta 10 tane kalemim var, bunun üzerine bir kalem ekledim 11, bir daha ekledim 12, bir kalem daha ekledim 13, bir kalem daha ekledim 14, bir kalem daha ekledim 15. 15'e geldiğimizde toplam 15 olduğu için duruyoruz çocuklar. Sonra eklediğimiz kalemlerin miktarını buluyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane kalem eklemişim.
Parmaklarımızla da bunu sayabiliriz. Bu şekilde yazarak da bulabiliriz. 10 tane kalemimiz varmış bizim başlangıçta. Hemen kocaman bir yuvarlak yapıp içine 10 yazıyorum. Bu benim kutumun içerisindeki bana ait olan kalem. Şimdi ne kadar daha kalemim olursa 13 kalemim olur diyorum. Bu kutunun üzerine bir kalem daha ekliyorum, 11. Bir tane daha ekliyorum, 12. Bir tane daha ekliyorum ve 13 sayısına ulaştığımda ekleme işini bırakıyorum. Şimdi eklediğim kalemlerin altlarından sayıyorum. 1, 2, 3 kalem eklemişim. Öyleyse 10 kalemimin üzerine 3 kalem daha eklersem 13 kalemim olur. Ne yapıyoruz? Başlangıçta olan kalemlerimizin üzerine en son bizde olan kaleme gelene kadar sayılar ekliyoruz birer birer ve kaç eklediğimizi bu şekilde buluyoruz. Sedat'ın bir miktar bilyesi var. Kardeşi ona 8 bilye verdi. Sedat'ın toplam 10 bilyesi oldu. Sedat'ın daha önce kaç bilyesi olduğunu bulalım diyor. Evet, 8'in üzerine 10'a kadar saydığımızda Sedat'ın kaç bilyesi olduğunu bulabiliriz. Çocuklar, toplama işleminde toplananların, yani buradaki birinci sayı toplanan, 8 toplanan, bu toplananların yerleri değişse de toplam hiçbir zaman değişmez. Bunu öğrenmiştik. Onun için 8'in üzerine 10'a kadar sayıyoruz. 8, 9, 10. Kaç tane sayı saydık? 2 tane. Öyleyse cevabımız 2. Sedat'ın 2 kalemi varmış çocuklar. Evet, hemen bir sayfa ilerleyelim. Sıra sizde diyor. Dikkat ederseniz kutuların üzerindeki sayılar toplam top sayılarını göstermektedir. Kutuların kapalı bölümlerindeki top sayılarını bularak işlemleri yapınız diyor. Evet, şimdi açık olan bölümde 4 top var ve toplamda 6 topumuz var. Hemen 4'ün üzerine 6'ya kadar parmaklarımızı da sayabiliriz. İleriye doğru sayma da yapabiliriz. 5, 6. Öyleyse kaç tane sayma yaptım? 1, 2. O zaman kutunun kapalı olan bölümünde 2 tane top var demektir. 2, 4 daha 6. 2, 3, 4, 5, 6 çocuklar. Şimdi 8, 2 kutunun toplam miktarını gösteriyor. Evet, kutunun bir tanesinde 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane top var. 8 topumuz var. Üzerine 5 topumuz var, pardon. Üzerine 8 olana kadar saymamız gerekiyor. Şimdi yumruklarımızı sıkalım ve her saydığımız sayı için bir parmağımızı açalım. 5, 6, 7, 8. 3 tane parmağınızın açık olması lazım. Öyleyse 3 ile 8'in toplamı, pardon, 3 ile 5'in toplamı 8 eder çocuklar. Yani 5 tane topumuz, 5 tane topumuz var. Bu bizim başlangıçta belli olan topumuz. Üzerine 6, 7 ve 8 olana kadar sayıyoruz. Sonra buraya yazdığımız sayıların kaç tane olduğunu, 1, 2, 3. Demek ki kapalı olan kutuda 3 tane top var çocuklar. Devam ediyorum. Toplam top sayısı 9 taneymiş. Açık olan kutuda 3 tane top varmış. Şimdi nasıl yapıyoruz? Elimizde bulunan 3 kutu topun üzerine 9 olana kadar sayıyoruz. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 çocuklar. Şimdi kaç sayı yazdım ben buraya onu buluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Demek ki kapalı olan yerde 6 tane top gizlenmiş. 6 artı 3 eşittir 9 çocuklar.
Binalardaki işlem sonuçları çatılara yazılmıştır. İşlemlerde verilmeyen toplananları bulunur. Şimdi birinci işlemde 5, 5 daha 10 eder. Bunu biliyoruz. Peki 6 ile hangi sayıyı topladığımızda 10 ediyordu? Evet, toplamları 10 olan sayıları tekrar bir kez burada hatırlayalım çocuklar. 9 ile 1'in toplamı 10 eder. Bunları asla unutmayın. 8 ile 2'nin toplamı 10 eder. 7 ile 3'ün toplamı 10 eder. 6 ile 4'ün toplamı 10 eder. 5 ile 5'in toplamı da 10 eder. Şimdi burada parmaklarımızı dahi saymadan bu toplamları 10 olan sayılardan yararlanarak bu işlemi bulabiliriz. Evet, 6 ile hangi sayıyı toplarsam toplamı 10 oluyordu? Hemen kırmızı kalemimle 6 ile 4. Öyleyse buraya 4 yazmam gerekecek. 6, 4 daha 10 eder. Peki 3 ile neyi toplarsam toplamı 10 oluyordu? Hemen 3'ü buldum. 3 ile 7'yi toplarsam toplamı 10 oluyor. O zaman hiç üzerine saymamıza gerek kalmaz çocuklar. Peki hemen toplamları 15 olan sayılara bakalım. 10 ile 5'in toplamı 15. Onu vermiş zaten. 0 ile neyi toplarsam 15 eder? Biliyorsunuz toplama işleminde 0'ın hiçbir etkisi yoktu. Öyleyse 15 ile 0'ı toplarsam toplamı yine 15 olur, değişmez. 9 ile neyi toplarsam toplamı 15 olur. Hemen başlangıçta elimde olan 9'u yazıyorum. Hemen üzerine birer birer ekliyorum. 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Şimdi saydığımız sayılara tekrar bir bakalım. Kaç sayı yazmışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sayı yazmışım. Öyleyse 6 artı 9, 15 eder çocuklar. Şimdi toplamları 20 olan sayılara bakıyoruz. Biz daha önce 2 ile 8'in toplamının 10 yaptığını biliyorduk. Bir onluk da burada var. Demek ki 20 yapıyormuş. Bu durumda 12 ile 8'in toplamı 20. 15 ile neyi toplarsam 20 eder? Bu soruyu soruyorum. Şuradaki onluğu dışarıda bırakıyorum. 5 birlik ile 5 birlik toplandığında 10 yapıyordu. Bir onluğumuz da burada var, 20. Öyleyse 15 ile 5'i topladığımızda 20 eder. Yani 15 elimizde var. Bir de bu şekilde görmenizi sağlayayım çocuklar. Üzerine 16, 17, 18, 19 ve 20'ye gelene kadar sayıyorum. Sonra yazdığımız sayıları birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Gördüğünüz gibi yine kolay toplamadan yararlandık. 5'i bulduk. Demek ki olmayan kutuda 5 tane sayımız varmış. Şimdi burada 1 var. 1 ile neyi toplarsam 20 eder. 1 ile 9'u topladığımda 10 yapıyordu. 10 daha koyarsam 20 yapar. Öyleyse çocuklar 19 sayısı 1 ile toplandığında 20 yapar. Yani 10 ile kolay toplama, toplamları 10 olan sayılardan yararlanarak toplamları 20 olan sayıları da bulabiliyoruz çocuklar. Ağaçlarda saklanmış kuşlar var. Ağaçlara görsellerdeki kadar kuş konuyor. Ağaçlarda toplam 10 kuş oluyor. Her bir ağaçtaki gizlenmiş kuş sayılarını bulunuz diyor. Şimdi biz toplamları 10 olan sayıları biliyorduk. 7 ile neyi toplarsak 10 yapıyordu? 3'ü. Hemen 7'nin üzerine parmaklarımızı sayalım. 8, 9, 10.
Ağzımdan 3 tane sayı çıktığına göre bu ağaçta saklanan kuş sayısı 3 taneymiş. Bütün hepsinin toplamı 10 olduğuna göre önce dışarıdaki kuşları sayalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane kuşumuz var. Ağaçta gizlenmiş olan kuş sayısını bulmak için hemen toplamları 10 olan sayılardan 4'le neyi toplarsam 10 oluyordu. Gördüğünüz gibi 6'yı toplarsam 10 oluyordu çocuklar. Öyleyse ağaçta 6 tane kuş saklanmış. Buraya 6 yazıyoruz. Ayrıca bunu parmaklarımızı kapatıp iki elimizi yumruk şekline getirip 4'ü aklımızda tuttuktan sonra 4'ün üzerine her eklediğimiz bir kuş için bir parmağımızı açarak da yapabiliriz. Şimdi beraber yapalım isterseniz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 tane parmağımı açtım çocuklar. Evet, bunların da sayısı 10'du. Ve havada uçuşan 3 tane kuş var ağaca konan. Biz 3 ile hangi sayıyı toplarsak toplamı 10 oluyordu? Hemen başlangıçtaki ağaca bakalım. 7 artı 3 eşittir 10. Öyleyse toplananların yerleri değişse de sonuç değişmez diyordu öğretmenimiz, değil mi? 3 artı 7 eşittir 10. Toplananların yerleri değişse bile sonucumuz asla değişmez çocuklar. Onun için toplama işlemi yaparken toplananların yerlerini değiştirmekten çekinmeyelim lütfen. Evet, şimdi bir sayfa daha açalım ve zihinden toplama işlemlerine gelelim. Zihinden toplama işlemi yaparken de çocuklar sayıları önce 10'a tamamlamamız gerekiyor. 10'a tamamladıktan sonra kalan sayıları 10'la çok rahat bir şekilde toplayabiliriz. 6 ile 4'ü zihinden yapalım. Pardon. 8 ile 6'yı zihinden toplayalım. Birinci toplananımız 8. Bunu 10'a tamamlamak için ikinci toplanan kadar parmağımızı açalım ve 8'in üzerine sayalım. 8, 9, 10. İki tane parmağımızı 8'in üzerine saydığımızda 10'a ulaşıyoruz. Öyleyse 10, 4 daha 14 olur diye kısaca toplayabiliriz. Çünkü bir sayıyı 10'la toplarken birler basamağındaki 0'ın yerine birler basamağındaki bu 4'ü getirdiğimizde sayımız toplanmış oluyor. Yani 10'luk olmadığı için burada birler basamağındaki 10'un yerine direkt birler basamağındaki 1'i yazarak 14'ü buluyoruz. Şimdi aşağıdaki işlemleri zihinden yapınız diyor. Burada 8 tane kırmızı topumuz, 7 tane de mavi topumuz var. Bu 7 tane mavi toptan şu 2 tanesini çocuklar şöyle alıp kırmızı topların oraya taşısam. Kırmızı topların toplam miktarı 10 olur, değil mi? Evet, mavi toplardan 2 tanesini buraya taşıdığım için burası 10 oldu. Burada ne kaldı? 5 topumuz kaldı. Öyleyse 10, 5 diyoruz. Kısaca 15 olduğunu söylüyoruz. Yani 7 tane topun 2 tanesini 8 topu 10'a tamamlamak için yukarı taşımış oluyoruz. Şimdi burada 9 tane topumuz var. 5 tane de aşağıda topumuz var. Bu toplardan bir tanesini 9 tane topun oraya taşırsak burası 10 tane top olur. Elimizde 10 tane topumuz olduğu zaman bir sayıyı 10'la kolay yoldan çok çabuk topluyorduk. Öyleyse 10, burada da 4 topumuz kaldı. Birler basamağında 0'ın yerine 4 yazıyorum. 1'in yerine olduğu gibi yazıyorum. 14 topumuz var çocuklar. Demek ki ne yapıyormuşuz? 9'u 10'a tamamladıktan sonra kalan sayıları direkt 10'un üzerine ekliyormuşuz. Bunu parmağımızla yaparken şu şekilde yapıyoruz çocuklar. Bu örnekte de onu görelim. 8 tane kırmızı topumuz, 4 tane mavi topumuz var. 8'i aklımızda tuttuk, 4 parmağımızı açtık. Her bir
parmağımızı kapattığımızda 8'in üzerine bir sayı ekliyoruz. Bir parmağımızı kapattık 9. Bir parmağımızı daha kapattık 10. Açık kalan iki parmağımız var. 10, 2 daha ne yapıyorduk? 12. Yani 10'un 0'ının yerine 2'yi koyuyorduk. Evet, 10, 2. Ne yaptım ben 4'ün? 2 tanesini 8'e ekledim. 2 tanesi elimde açık kaldı. 8, pardon, 10, 8 ile 2'nin toplamını alacağım. 8, 2 daha 10. 2 de burada elimde açık vardı. 12 cevabımızı buluyoruz çocuklar. Bunu parmaklarımızla yapmamız çok daha avantajlı. 7 tane kırmızı bilyemiz, 9 tane mavi bilyemiz var. Bizim için önemli olan büyük olan sayıyı aklımızda tutmamız, küçük olan sayı kadar parmağımızı açmamız çocuklar zihinden işlem yaparken. 7 tane parmağınızı açtınız. Üzerine 1 eklediğinizde 9'un 10 eder ama örneğimizde 7 ile 9'u toplamamızı istiyor. Ben şahsen 9'un üzerine 1 ekleyip 10 yaptıktan sonra kalan 6'yı 10'a ekleyip 16'yı daha rahat bulurum. Ancak madem birinci toplanan olduğu gibi kalıyor, 7'nin üzerine 10'a tamamlayacak olan sayımız 3'tü. Artık bunu biliyoruz. 9, 3 ile hangi sayıyı toplarsam 9 ediyordu? 6. Öyleyse 9'u 3 ve 6 şeklinde düşünüyoruz. 7 ile 3'ü topladığımızda 10. Açık kalan 6'yı da buraya yazıyoruz. 0'ın yerine 6 yazdığımızda toplam sayıyı buluyoruz. 16. Demek ki 7 ile 9'un toplamı 16. 8 ile 5'in toplamını soruyor bize. 8'i 10'a tamamlayan sayımız 2 idi. Geriye 3 sayımız kalıyor. 2 ile 8'i topladığımızda 10 yapıyordu çocuklar. 3 parmağımız açık kaldı. 0'ın yerine 1'ler basamağındaki 0'ın yerine 3'ü yazdığımızda zihinden toplama işlemini gerçekleştiriyoruz ve 13 oluyor. 8, 5 daha 13 çocuklar. 6 ile 7'nin toplamını soruyor. 6'yı 10'a tamamlayan sayımız 4'tü. 4'ün üzerine 7 olması için 3 saymamız gerekiyordu. Önce 6 ile 4'ü toplayalım 10. Sonra açık kalan parmaklarımızın sayısı 3'ü 10'un üzerine ekleyelim. 3'ü 10 sayısında birler basamağı olan 0'ın yerine yazdığımızda zihinden toplama işlemimiz gerçekleşiyor. Ağzımızda da söylüyoruz zaten. 10, 3 daha 10, 3. Evet, devam ediyoruz zihinden işlemlerimize. 13 artı 2 işlemini zihinden yapalım diyor. 13 işlemini onluk ve birlik olarak ayırmış ve 2 ile 3'ü birleştirdiğinde 5 elde etmiş. 10, 5 daha 15 şeklinde zihinden işlemi gerçekleştirmiş çocuklar. Sıra sizde. Şimdi 12'yi nasıl yapmamızı istiyor burada? Onluk ve birliklerini ayırarak. Bir onluk, iki birlik var biliyorsunuz. 10, 5 ile de 2'yi toplamış. 7, 10 artı 7, 17. Evet, 14'ü onluk ve birliklerine ayırırsak 14. 2 ile de şöyle 4'ü topladığımızda 6, 10, 6 daha 0'ın yerine 6'yı yazıyoruz 16. 13'ü onluk ve 3 birlik olarak yazıyoruz. 3 birlikle 4 birliği topluyoruz. 10, 7, 17. Öyleyse 13, 4 daha 17 olur çocuklar. Aşağıdaki işlemleri zihinden yapınız diye bir çalışmamız daha var. On artı on, bunun zihinden yapılması zaten çok kolay. On, onar onar ritmik saymadan on, on daha 20'yi yapabiliriz. Şimdi altıyı
9'u ona tamamlayacak olan 1'i 6'dan aldığımızda burada 5 kalır. Buranın toplamı ne olur çocuklar? 10. 10, 5 daha 15. 7 ile 7'yi toplarken de 7'yi 10'a tamamlayan sayımız 3'tü. Diğer tarafta 4 kalıyordu. 10 ile 7'nin toplamı 10, 7 ile 3'ün toplamı 10, 4 daha 14 şeklinde yapıyoruz. 12 ile 3'ü toplarken bunun onluğunu alıyorduk. Artı 2, bu 2 ile de 3'ü topluyorduk. 5, 10, 5 daha 15. 5 ile 5'in toplamının 10 olduğunu hemen biliyorsunuz zaten. 8'i 10'a tamamlayan sayı 2. 8, 2'yi çıkardığımızda 6 parmağımız açık kalır. Öyleyse 8 ile 2'nin toplamı, yani buranın toplamı 10, 6 daha 16. 14 ile 5'in toplamında burayı bir onluk artı 4 birlik şeklinde düşünürsek 4 ile 5'in toplamı 9, 10, 9 daha 19. 6'yı 10'a tamamlayan sayıyı bulmak için 6 parmağımızı açtık. 7, 8, 9, 10. 4 tanesini saydıktan sonra 2 parmağımızın açık kaldığını görüyoruz çocuklar. Öyleyse 6'yı 4 artı 2 şeklinde düşünebiliriz. 6 ile 4'ün toplamı 10, 2 daha 12. Bunları zihinden yapacağımız için çok fazla kalem kullanmamamız gerekiyor. Hemen 9 parmağımızı açtık. 9 aklımızda tuttuk. 9'u 10'a tamamlamak için 1'e ihtiyacımız var. 8 tane parmağımızın açık olduğunu görüyoruz çocuklar. 9, 1 daha 10, 8 daha 18. Zihinden toplama işlemlerimiz bu şekilde çocuklar. Ne kadar çok alıştırma yaparsak o kadar çok çalışmalarımız hızlanır ve öğreniriz. Özellikle toplamları 10 olan sayıları çok iyi ezberlemenizi istiyorum. Çözelim, öğrenelim ve problem bölümüne geldiğimizde süremiz doldu. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın çocuklar.